আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন আলা রাসূলিনা মুহাম্মাদিন সালাওয়াত। সাইকোলজিয়া পিউরস সেরা বন্ধা, শয়তান বানা সেন চোক kötüsünü inandırmaya dayatacağını biliyorum. Onun varlığına şuurum onun şerrinden beni kurtarıyor. Ustad da öyle diyor. Şeytan işletim sistemin vücudu Adem'e dönüştüren bir yapıdır. Onun mumesilidir. Vücudu Adem'e dönüştürür. Adem'i vücuda çıkartmaz. Yani abdesti olana abdestin yok der, imanı olana imansızsın der, imanın gider der, kafir olacaksın der, bedeni iyi olana sen kanser olacaksın, sen öleceksin bilmem ne. Yani varlığı yokluğa dönüştürür, hangi ne dersen de. Yani imansıza imanı var mı diye şüphe vermez. İmansıza imanı var mı dese gider iman eder. Şüphe vermez değil mi? Şüphe vermez. Çünkü Adem'i bilir. İmansız, imansızlıktan da korkmaz. İmansız, imansızlıktan korksa iman eder. O zaman ben bunu da uygulamaya geçireyim. Mesela ben abdestli miyim? Şu anda abdestliyim. Onda mesele yok. Abdestimi unuttuğum zaman, abdestim var mı yok mu diye sorguladığımda, eğer şüpheleniyorsam abdestimden abdestim var kesinliği kazanıyor. Çünkü şeytan varı yok edecek. Şüphelendiğime göre demek var. Eğer hakikaten abdestim hakkında şüphem de yok, hiçbir şey yok, o zaman abdestim olmadığına delildir. Gidip abdest alın. Şüphelenirsem acaba var mı dersem vücudu olduğunu gösteriyor. İşte gaye şu. Bu konuları çok sık zikretmem, gündeme getirmek. Bu asıl insanın büyük belası, şeytan ve avanesinin getirmiş olduğu vehimdir. Ve vehim dimağı karıştırır. Onun neticesi de dimağla alakalı hastalıklardır. Nedir o? Panik, panik atak, depresyon, şizofreni, MS, bütün o. Yani akılla alakalı bütün hastalıkların temeli budur. Her şeyin iyi ve kötü yönü ve sonucu var. Fakat imanın yoktur. İnkarın da yoktur. Bu ikisinin ortasındakilerin iki yönü var. Yani imanın iki yönü yoktur. Küfrün de iki neticesi yoktur. Yani iman ve küfrün haricinde her şeyin iki yönü var. İyi, kötü. Derecelenir. Mesela imanın kötü yönü yoktur. İmansızlığın da iyi yönü yoktur. Ama mesela paranın iki yönü vardır. Servetin iki yönü vardır. Sağlığın iki yönü vardır. Sağlığını isterse iyi kullanır, kötü kullanır. Sohbeti gitmek bir anafora, atmosfere, yani enerjilerin müsbet yoğunlaştığı ortama giriyorum demektir. Sohbet ne demektir? Arkadaşlar, buna psikoloji ismi verdik ama ders okunurken, risale okurken tespit edilen enfusi şeyler hiç alakası var mı şimdiye kadar okuduğum şey? Mesela sohbeti anlatacağım. Sohbet yoğunlaşmış bir enerji boyutuna girmektir. Sohbetin en zirvesi sahabe-i kiram, Peygamber aleyhissalatü vesselamın yoğun ortamı. Yani hakikatların, esmanın mertebesinin yoğunlaştığı zemin demektir. Sohbet o demektir. Sohbete gitmek bir anafora girmektir. Evrilip çevrilip gırdaba girip hortumlaşmak yani. Hortum geldiği zaman onu eviriyor, çeviriyor, çeviriyor, çeviriyor. Gitti. Çatıyı da öyle koparıyor. Sohbet ortamı bir anafordur, bir atmosferdir. Yani enerjinin, müsbet enerjinin yoğunlaştığı ortama girmek demektir. Bir şey istiyorsun. Peki bir sorar mısın? Kendine bunu
Hak ettin mi? Bak tevafuk etti bunu. Bir şey istiyorsun. Derse geldin Allah istiyorsun. Peki sen bunu hak ettin mi? Yalnız hak etmediğimiz ama ihsan olarak verilen iman ve Allah'tır. Onun için Allah imanı ve kendisini bize verdi. İhsandır. Hak değildir. Bu her istediğimizin kaynağı ne istiyorsan bunun içinde iste. Her şey bunun içinde. Allah ve iman. Allah ve imanı iste. Allah'tan. Her istediğiniz bunun içinde olsun. O zaman ne oluyor? Pota olsun. Her istediğiniz Allah ve iman dairesinde olsun. Onun içerisi, onun onayladığı şeyi isteyin. O zaman onu kutsileştiren Allah'tır. Sen çok iyi, iyiye layıksın. Çünkü Allah sana değer vermiş. Geçmişin mezbahalığına, belediye çöplüğüne gidip karıştırma. Kokuları havaya uçurma. Üzerlerine toprak örtersen iyi filizler çıkar oradan. Eğer üstü açık olursa hem filiz çıkmaz hem ortalık hep kokar. Ne dedim? İstanbul Belediyesi bir yere çöplüğü boşaltıyor. Eğer siz o çöplüğü üzerine örterseniz çıkması gereken filizler, bitkiler çıkar değil mi? Filiz denir. Eğer üstünü açarsanız, açık durursa çıkması gereken çıkmadığı gibi devamlı koku yayılır. Haberlerde de öyle yapıyorlar değil mi Hasan abi? Evet şimdi pisliği karıştırıyoruz, koku çıkacak. Aynen. İyi bir haber var mı? İyi bir haber kanalı diye ben kuracağım televizyon. Hep nerede rezillik varsa, nerede kötülük varsa. Evet, temiz koku arıyoruz, bu pisliği karıştırarak çıkartmaya çalışıyoruz. Evet, aynen öyle. Evet sayın seyirciler, şimdi bekleyin pis kokuyu seyredeceksin falan. Nerede? Ondan sonra olmayan sanal bir korku ve psikolojik bozucu haberler yayılıyorlar. Yok böyle bir şey, olmamış daha. Varsa bile, ya arkadaş hiç mi iyilik anlatmaz ya? Dediğiniz gibi toprak örtün üzerine. Evet, Allah örtüyor, bu tür fitneyi çıkartmayın diyor. Gözünle dahi görsen diyor, ört ki Allah da senin kusurunu örtsün. Serişte etme. Örtersen demek ki filiz oluyor dediğiniz evet. Arasında. Filiz çıkıyor, daha güzellikleri çürüyünce içinde hakikat çıkıyor. Ya arkadaş pisliklerin üzerinde ört, konuşma, tamam açma, kokuyor, çıkması gereken filiz de çıkamıyor. Ben yani ne psikolojiyi de kullan, ya geçmişin üzerine niye açıyorsun kardeşim, hasta kardeşim? Hasta değilsin, niye hastalık hastalığını yapıyorsun, niye geçmişine hala takılıyorsun? Niye üzerini kapatmıyorsun? Ört üzerine ya. Ört üzerine. Açma üzerini. Meşgul olma. Demişti. Tabii ya. 2 sene önce de derste de şöyle yapmıştı. Falan yerde de bana böyle demişti. Ya arkadaşlar bu dersi dinleyip sitede de tuhafını söyleyeyim. Bana hitap edip diye şeyi bilgisayara yumruklayan var. Evet, bana hitap ediyor diyor. Yani beni kastediyor diyor. Annesi telefon etti, şey yaptı, mail atmış. Oğlum diyor 22 yaşında, yani öğretmenliğe imtihana girmiş, kazanmış. Onu bekliyor. Anne diyor, oğlum senden, seni nereden bilecek? Birisi demiştir bir. O bana diyor, mesaj veriyor bunlar diyor. Hasan'ın işi gücü kalmaz. Bana da hitap ediyor. Bana da hitap ediyor. Ha, ne mutlu. Çünkü insan değil misin sen? Bu anlattıklarımın çerçevesinde hangimizin dışındayız? La nefis hangimizde yok? Şeytan hangisi hangimizde yok? Unutursun diyorum da ben sana diyorum ki unutursun cebini tamam çaldı kapat insansın insanız. Tamam bir şey yok. Ama araba satarsan, derste maç dinlersen, benim de tepemi atıyorsun. Zannediyorsun. Hayır. Seni kurtarmaya çalışıyor. Acayip bir şey ya. Yani benim kızmamla ne alakası var? Ben size ders yapıyorken ders yapacaksın. İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki yemek yerken yemek yiyin. Yemek sizi yemesin. Yani he ne öyle? Nasıl gitti ya falan? Lan yemek mi yiyorsun veya televizyon? Ha,
Allah seni ver. Aa gol falan. Yemek mi yiyorsun? Yemek seni yiyor. Lan adam gibi yemek ye. Yemek yerken yemeği düşün. Onu tefekkür et. Veya dini şeyler konuş. Yemekte sofrada konuşmak dinse sünnettir. Din değilse konuşmamak sünnettir. Adam gibi yemek ye. Hakikaten ya hanım ya ne güzel yaptı ya. Ha maşallah Allah Allah şu tada bak. Bir de şuna bak. Aa gol oldu. Peki bu yemek mi şimdi? Ne yapıyorsun onu yap ya. Ben kimseye kızmıyorum ki. İster kız, ister dinle, ister dinle. Dinle senin elinde. İster bilgisayara yumruk at, ister yapma. Seni düşünecek benim zamanım yok. Peki abi bazı şeyleri serişte ediyorum ki umum hukuka taalluk ediyor. Sen oralara gittiğin zaman Nur adına bir ders dinlemişsen Nur dersi deme. Nur dersi deme kardeş. Dersten sonra hemen siyasete bağlanıyorsa, dersten sonra para isteniyorsa, dersten sonra kişi videolar seyrediliyorsa Nur dersi değil kardeş. Ders bitiyor hemen adam video açıyorlar. F25'in videosunu açıyor. Ne alakası var? Öyle bir şey var mı? Kişi Risale-i Nur vasıta yapılıyor kişileri putlaştırmaya. Benim vazifem bunları serişte etmek. Sen istersen işine gelsin, istersen gelmesin. Yapma kardeşim. Sen benim söylemek ağrına gidiyorsa, ya sen bunu yapıyorsan ne olması lazım? Bak dikkat edin, ben yapmıyorum. Söylemek suçsa yapan kaç olması lazım? Cinayet olması lazım. Sen niye diyorsun? E sen niye yapıyorsun? Demezler mi adama? Yapma kardeşim. Ha bize sen ne yaparsan yap ama Nur adına yapma. Nur adına yaptığın için ben gündeme getiriyorum. Nur'un orta. Oraya yeni giden ne diyecek? Adama bakıyor. Ders gülüyor sanki derse gülüyor ha. Benim ağzıma düştü de şansın yok Mustafa. Keşke yalan söyleseydi. Değil mi? Acı manzaramız değil mi? Keşke yalan söyleseydi. Keşke tiyatro yapsaydı. İçim cissediyor. Böylelikle rahatlıyorum biraz. Müslümana يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. Bilerek, severek dünyayı ahirete tercih ettirir. Öyle mi değil? En mukaddes ders ortamında bunu yapıyor. Tavaf ediyoruz. Bir dakika. Halil-i Rahman'ın oradayız. Adam bağlantı yapıyor Sütçe'ye. Tavafta. Tavafta da kapatmıyor telefon. Tavafta, haçta. Herhalde mezara girdiği zaman da yapacak zannediyorum bunlar. Ya içim kan alıyor ya. Amcası gömülüyor. Boş bayi bu. Yeğenleri gömüyor. Amcası, öz amcası. Değil yani uzaktan. Burada ne bilecek mi Hasan Hoca'dır böyle beni serişte edecek? Bir şey yapar mı? Bunu... Ne oldu lan? Oğluymuş. Duydum. Baba, o seneti yatırmadılar. Mal almış galiba beyaz eşya. Ulan gidin bankaya arkasını yazdırın çok. Ben idare ediyorum buradan. Gidin siz. Ve amcasını gömülürken, insan en sert, en açık ikaz etme makamı cenaze değil mi? Ulan ders değil ki. Ben 1000 tane ders yapsam o mezardaki vaka daha ikaz edecek. O bile uyandırmıyor. Daha ne uyanacak ya? Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyanın diyor ya. Mustafa canım benim ya. Bundan daha ileri ikaz var mı ölüm? Ekseri zikri hadimun lezzet. Bütün lezzetleri tahrip edip acılaştırın. Ölümü çok zikredin. Ne zikretmez ya? Adam görüyor. Hem de yakını ha uzak olsa hakim oldu falanca. Ben de diyorum. Esselatu vesselamu aleyk. Kim öldü ya? Falan. Tabii canım. Kaç yaşındaydı? 68. O bize çok var ya. Neydi hasta kanser? Biz değiliz ki. Hiç alakası yok bende. Televizyon hayal gibi mi yaşattırıyor? Evet. Artık televizyon kimliğini çıkarttı. Kendini yaşamaktan, ben olmaktan utanıyoruz. Başkası olmaktan. Hep başkası. Mesela sana bu tulumla gömülmüşler. Şehit oluyor. Evet. Tulumla gömüldü. O anda üzübaşı çamurda çaldı tabii tulum. Gömerken. Tarık niye diyorsun beni?
Şifacı olacak abi dedi. Şimdi bak. İşim bu ya. Allah'ım affet. Müslümanları affet. Beni de affet. Allah'ım affet ne olur. Siz ne olur aynı anlatayım bak. O kadar var ki. Mezara indiriyor meğer telefon kapatmayı unutmuş. Oğlum. Çok ilginç şey. Ayakta değil kafa tarafında. Tamam. İki tane oğul. Arkadaş edip adamı indiriyorlar. Tam mezarda tulum çalmasın. Telefon çalıyor. Telefonun zili tulum çalıyor. Çalıyor tamam mı? Tulum çalıyor. Babayı da indiriyor. E nasıl bıraksın şimdi? Telefon cepte. Mezarda tulum çalıyor. Adam tulumla indi aşağıya vallahi. Geldi müdahale etme Hasan. Bak böyle bir insanım dayanamıyorum. Tulumla indi koydu kapattı. Cemaat durun dedim. Dayanamam. Dayanamam kardeşim. Ya orayı terk edeceğim veya dayanamam. Bak bir hata gördüm seçimde. Gittim değil mi? Dayanamıyorum. Durun dedim. Arkası durdu. La kardeşim bu adam tulumla indi aşağıya. Çıkartın yeniden Bismillah Allah. Bismillah ala ümmeti Resulullah. Allah'ın adıyla. Muhammed ümmeti olarak indiriyorum diyerek. Bir şey okuyarak Ayşe indi. Tulumla indi. Olmaz dedim. Yoksa ben burayı terk ediyorum. Tabii tabii hocam diyor. Tabii tabii alıyor aşağıdan. O da şey canım. Tabii hocam. Tabii hakkı doğru hocam. Hadi mezardan hiç gördünüz böyle bir şey. Mezardan tekrar çıktı. Bazıları böyle. Tabii ki beni sevmezler. Ben şimdi kötülük mü yaptım? Sevmez. Şimdi o adama dese, bu adam mı? Bu bana ne derler? Muvazenesiz. Dengesiz adam. Oysa ben şeriatta olanı yaparım. Tulumla gömmeyi istemem. Onun için dengesizim. Tulumla gömülmesine razı değilim. Onun için muvazenesizim ben. Derste maç dinlemeye karşı olduğum için muvazenesizim. Muvazenesiz ve dengesizim yani ben. Onun için serişte ediyorum. Ondan sonra çıkarttılar dışarıya. Çık dedim. Başkası insin. Ulan bir düşündüm öyle dedim sinirlendim ama tramva alacak adama. Oğlu ya. Hani bir de kovuldu babasını indirmekten tamam. Yok gir ama şeyi kastettim dedim çevirdim. Telefonunu bırak bakalım. Tamam hocam sen gene in. Eğer onu hakikaten oradan çıkartsaydım öbedi unutacaktım. Ondan sonra bak olana bak. Tak indirdi tarif ettim. Cami hocası da var ya. Çıkar çıkmaz ne yaptı o adam? Bir sarıldı çamur patak ya. Nasıl ağlıyor beni sarılı. Hocam ölünceye kadar ben onu mahvolacaktım. Herkesin içinde babamı bununla indirmiştim. Ben kendimi kahredecektim, intihar edecektim. Sayıyor. O tamam kimse kurtaramıyor beni ya ondan. Ben de kurtulamıyorum. Öyle tamam, tamam. İşte tamam deme ya. Yani ne vicdanını rahatlattı. Hafız. Bizim benim talim hocam Selahattin Hafız. Çağlı'da. Adam içmiş patlamış. Değil mi? Anlatmıştım. İçki içerek patlamış. Dini cemaattan bir reis derim o bölgede. Çaylı ya, ilçeyi de söyleyeyim. Ağam gitmiş cenaze evine, çocukları çok zengin. Çok zengin. Orada babası patlamış. Orada yani işte çaresi olmayan şeyle ölürse şehit olur bir olur falan. Havuz dedi ki bana artık tepem attı diyor. Ulan ne şehidi dedi, içki içerek dedi adam patladı. Oğullarından para alayım diye içki içip patlayan adamdan para alayım diye şehit yapmaya çalışıyoruz. Onlar sahtekarlar sizi dedi. Havuz bizim. Havuz seni ne yaptılar dedim. Astılar mı seni? Ne yapmaları lazım biliyor musun? O hocalar falan o şey kızmış. Ama oğlu demiş ki doğru söylüyorsun demiş Havuz. Ondan sonra çıkıp sarıldı ve birkaç gün sonra çocuklar onu görünce baba o Havuz'a sarıldı öptüler. Para alayım diye içkiyle patlayan ölen adamı şehit yapmaya çalışıyor. Ya duramıyoruz da biz ya. Biz demek ki manyaklık var yani. Bende de manyaklık var. Tulumla inmiş müdahale ettim. Dur. Ya ben gidiyorum. Vicdanınızda rahatsa tamam. Veya o tekrar çıkacak. Bismillahirrahmanirrahim. Ümmeti Resulullah diyerek. Allah'ın ismiyle Muhammed ümmeti olarak indiriyorum. Veya bir şey oku. Tamam hocam. Aşağıda. Tamam hocam. Tamam. Çık. Çıkartın bakalım ölüyü. Tekrar tulumsuz indirdik. Ben Müslümanın menfaatine çalışıyorum. Müslümanın hastasıyım. Müslümana kötülük mü oldu şimdi?
Ondan sonra dedi ki ben ezeli olarak yani hayatım boyunca ben bunu unutamayacaktım. Vicdan azabı çekecektim. Allah senden razı olsun. Başkaları yok muydu? Ben de inanmıyorum. Değil, nurculukta da öyle. Yanlış yaptın mı nurculuk adına, ne abi Süleymancılık adına, tarikata ne yaparsa yap, ben bir şey demem. Benim işim değil. Allah bana böyle bir vazife vermedi. Ama ben buradayken, dershanede, nurculuk adına yapılan yanlışları hiç şansı yok, serişte edeceğim. Ağzım döndükçe, evirip çeviri kıvırmam ben. Kıvırma yok bende, onu bilsin. Benim dersimi dinleyen, bilsin bu kıvırmaz. Tamam. Abi, Üstad bize hocalara mesela şey yapmakta, nere diyor mesela, hiç onlara diyor. Aleyhinde bulunmayın. Abi nereye kadar gidebiliriz böyle bazen, çok bak, Emirdağ'ında, Emirdağ var. Hocalarla uğraşmayınız. Öyle diyor değil mi? Kaçırdı. He, hocalarla uğraşmayınız. Zahir de şu, münakaşa etmeyiniz. Tamam mı? Hoca duymasın. Bak, hocalarla uğraşmayınız, anlayış nedir? Uğraşmayın. İtip münakaşa etmeyin. Ben başka bir şey anlıyorum bundan. Hocalarla uğraşma, onlardan bir şey olmaz. Git yeni bir adam. Sokakta nurla derse getireceğin adam, onlardan olan pek bir şey olmaz. İstisnalar hariç. Patlamasın. Şu, cenaze evlerine gidiyor. Konuşma yapıyorum işte orada mesela. Cenaze yıkıyoruz, öteki caminin hocasıyla beraberiz. Bir tane de hoca var, üç caminin hocasıyız. Benim alemdeki şey değil. Bakıyorlar hocam, dedim ya yeni, hocam ya ne yeniden ya dedi ya. Biz abdestini aldık, kusurunu yaptık, bak kefen sırası geldi. Adam ne yapmış? Biraz içkiliydi. İçkiliydi. Sigara içenlerde oluyor, onu demek istemiyordum. Yani sigara içenle ne alakası var? Bağırsak sisteminde böyle bir şey oluyor. Yani bağırsak kendisini böyle ve şey yapmış. Büyük bağırsak tutmuyor. Hocam dedi biz yaptık. Vallahi ben bu şekilde vicdanım rahatsız olmaz. Kefenlenmeden kaçırdıysa abdesti tekrar alınması lazım. Hocam dedi ya sen çok yoruldun. Hakikaten kara öteki cami hocası. Biz dedi bu caminin şeyiyiz. Mesuliyet bize ait. Hem sen yoruldun. Hocam bir çık dedi biraz dinlenebilir misin? Tamam. Ama ben razı değilim dedi. Tamam hocam tamam çıktık. Ne yaptılar bilmiyorum. Allah ve onlar. Çıktım gittim. Benim mahallemdeki ölü değildi. Yıkamadı. Ne o daha hak etti demek. Öyle hocalara denk gelmesi lazım. Ha nereye kadar uğraşacaksın? Bak hocalar uğraşmıyorsun. Sağın sağ. Soğanı göstereceksin. Ben şimdi bir yere gittim. Mesela camide bazen umumi hukuka bir şey oluyor. Ha, umumi hukuka tecavüz ediyor. Mesela adam vaaz ediyor, la ilahe illallah diyen kurtulur dedi. Ümraniye'de bir dostumuzu ziyaret etmeye Almancıyı, Hafız benim talim hocam, o benden deli. Dehri Hoca dahil rahmetli şeyi. La ilahe illallah diyen kurtulur diyor, hep onu söylüyor kurtulur. Adamın özeli, plajı, televizyonu, melozunu hiç mühim değil. La ilahe illallah kurtulur. Hafız, öğlen namazından sonra ha. Havuz dedi, kardeşim dedi ya, Allah'ını seversen dedi, koca Kur'an gelmiş, koca sünnet-i seniye, la ilahe illallah, neyle kurtulacak dedi. İslam, hem İslam akaidine zıttır, Muhammed Resulü demese, hayatında Muhammed yoksa, İslamiyet yoksa, Camide ha, sen ne diyorsun dedi ya. Onu dedi, hadis imamları böyle mi izah ediyor dedi. Hadis-i şerifler, bütün hadiste muvacisine bakmak lazım. Ayete, bütün ayette muvacesine bakmak lazım. Sen ne diyorsun dedi ya, bir ucundan tutuyorsun, işine geleni oradan dedi, cervezi yapıyorsun. Oo, tamam falan falan, hemen evi içeride ben kesti. Ortalık şey oldu, kötü mü oldu? Kötü olmadı kardeşim, o da haddini bildi. Cemaat da, cemaat da kendi dinine sahip çıksın. Adam da bir de sala parti bir olur olmaz yerde her isteğini, arzusuna geleni konuşamaz artık. Hoca ne diyecek olan dedi, bir yerde konuştuk. Başımıza böyle geldi. Ulan buradan bir tane de böyle bir deli çıkarsa ne yaparız? Hazreti Ömer'e demediler mi hutbedeyken? Seni minberdeyken? Hutbe tabi hutbedeyken. Kılıcımız da düzeltiriz. Dediler mi demediler? Ha? Ya kardeşim yeri gelmiş ki. Adam hutbeye çıkmış ben de denk geldim. Kravat rüzgarla hava sıcak. Kravat tak tak gidip geliyor tamam. Sünnet-i Seniye'ye uymak gerektiğini, Avrupa'yı taklit etmemek gerektiğini söylüyor. Ders yapıyor.
bakıyorum, söylediğine bakıyorum, kravatlar oynuyor. En lüküs takım elbise. İslam hiçbir örf şeyi yok. Ha, çıktığı için bir külah var. İndikten sonra tak gidiyor hayatım. Ama öyle bir cemaat var biliyorsunuz. Öyle kravatsız olmazlar, vaaz olmaz. Ha, niye? Haram. Neredeyse. E şimdi ne kılacaksın kardeşim? Ona namaz mı teslim edilir? Ha, şimdi fitne çıkartmayacak. Gittin, baktın, gücün yetiyor veya sen değilsin. Asıl eleman değilsin, oraya hakim değilsin. Ses yapma, çekip git. Fitne gördüğün yerde terk edin. Çünkü kötülük olduğu yeri hemen terk etmeniz lazım. Çünkü helak olursunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şeyi terk etti. Sahabe orada devesini ve kendisi sulanırken Lut Gölü'ne geldikleri zaman devesini sulanıyordu. Sahabe su içip falan hemen terk edin dedi hemen. Çünkü Allah'ın gadabının tecelli ettiği yerdir. Bizi de helak eder. Çünkü kahar tecelli ettiği yerdir orada. İçmesini müsaade etmedi. Din adına din tahrip ediliyor. Ya konuşacaksın ya orayı terk edeceksin. Çünkü gördünüz bir hatayı fiilen o halifeye aitmiş. Fiilen düzeltmek halifeye ait. Gördünüz bir hatayı lisanen alimlere ait. O kadar yetkin varsa konuş. Yok onu da yapamıyorsanız kalben buz dedin yani terk edin. Ben oradayken onu gömemezdi. Ben terk ettim kardeşim. Sizin sahanız, mesuliyet sahanız. Ben bunu onaylamıyorum. Böyle değil. Hocam bir de mi yıkayacağız? Bir de yıkayacaksın kardeşim. Nasıl yapacağız bunu? Ya deniz kenarında ev yapmayacaksın veya çok dalga duyacaksın. Dalga duymak istemiyorsan deniz kenarında ev yapma kardeşim. Hem bu işe geldin, Türkiye'den geldin imam yapacaksın. Hem adamların din adına sana güvenecekler, babasını teslim edecek. İçeride böyle halt işleyeceksin. Olmaz. Böyle böyle yok. Yanlış diye böyle gideceksin. Böyle. Seni gördükleri zaman, ha bu böyledir. Hak ve batıl. Yani böyle ama acaba eviriyor mu, çeviriyor mu bu? Bu bir mesaj mı? Hayır, ben hiçbir mesaj vermem. Dinde haram saram, helal seramdır. Kesinlikle bu budur. Göreceksin. Evirip çevirmeyeceksin. Kıvırmayacaksın. Çünkü Risale-i Nur'da evrilip çevrilmemiş, bükülmemiş hiçbir şey. Adam Deccal'a, Ustad Hazretleri Deccal'a şu iki parmağımı senin gözüne sokarım. Hain diyor. Namazı kılmayan haindir. Hainin hükmü merduttur. Şu iki parmağı senin gözüne sokarım. Onun talebesiyiz. Ha Müslümana zillet yakışmaz. Gücüm yetmediği yerde ses yapmam. Zillet yakışmaz diyor Peygamber Aleyhisselam. Ya Resulallah Müslümana zillet yakışmaz. Ne demek zillet? Yapamayacağı bir işe girişmez. Ha gücün yetmiyorsa orayı terk et, konuşma. Tamam. İnşallah gerçi saadet çağı. Bu psikoloji ne değil mi? Nereye girdik? Bir ders adabına girdik, sohbete girdik. Ondan sonra hak ve hakikatin beyanına girdik değil mi? Psikoloji namı verdik, millet psikoloji diye dinleyecek. Oysa ilm-i usulü dinden, kaidelerden bahsettim. Sana abi şimdiki bankalar o zaman abi Lut Gölü'nün o kaharesini tecelli ettiği yerler diyebilir miyiz? Diyebilirsin. Gibi bankalar gibi olan yani. Aferin. Yani Allah Resulü'nün kanunudur. Lut Gölü batmış gitmiş yok olmuş su. Ama oraya sahabenin devesinin su içmesi, sahabenin su içmesi serilemesine müsaade etmedi. Zira burası kahar tecellisinin zeminidir diyor. Kahar. Ha bazı yerlerde tecelli etmiş ama ayet yok onun hakkında kahar olduğunu bilmiyoruz. Heylan olmuş vesaire. Ama Lut Gölü hakkında Peygamber Aleyhisselam'ın burada kahrettilen bir kavim var ve kahar ismini tecelli ettiğini söylüyor. Allah muttakim. Bize müthiş kanunlar veriyor orada da onlar kim ne kadar anladıksa o kadar. Ben iyi değilim, ben değersizim, kimse beni sevmiyor gibi olumsuz çöplükler sanırım bu asrın insanının en büyük sorunu. Bu asrın en büyük sorunu ben iyi değilim, ya ben değersizim, kimse beni sevmiyor. Kimse bana değer vermiyor gibi bu asrın en büyük insanların psikolojik hastalığı. Ben insanlar bana değer vermiyor. Ben değersiz bir şeyim. Arkadaşlar, karanlığa küfredeceğine diyor böyle bir söz var büyüklerin. Bir tane mum sen yak demiş. Eğer kimseye değer vermiyorsa sen kendine değer ver. Birisine değer ver. Sen değer verdikçe değer alacaksın. Çünkü niye? Niye sana değer vermiyorlar biliyor musun? Değer vermiyorsun da ondan.
Ben kimseyi sevmiyorsam, birilerinin beni sevmeye de ihtiyacına bulunmak, böyle bir ihtiyacımla hakkım yoktur. Sevilmek istiyorsan seveceksin. Almak istiyorsan vereceksin. Allah bile ilk önce verdi, yarattı, sonra muhabbet istedi. Yarattı değil. Kardeşim değer mi istiyorsun kendini? Ya kimse beni arayıp sormuyor. Kimi aradın sen? Kime sahiplendin? Kime sahiplendin de o seni reddetti? Ya ne yapıyorum biliyor musun? Kimse duymazsan. 2012-2013 bu seneyi de kaydedeceğim. Kaydediyorum, epey kaydettim. Ramazan boyu geleni, yakında geleni, dershaneyi ziyaret edenlerin isimlerini kaydediyorum gizli. Sonra sıkıntılar vesaire olunca onlara özel muamele yapıyorum. Bileni biliyorum. Tanıyanı tanıyorum. Seveni seviyorum. Sen bana değer verirsen ben de sana onun katını veririm. Allah bile aynı kanunu işletiyor. Bana bir adım gelene ben 10 adım gelirim. Ben bana gelmeyene 10 adım gelirim demiyor. Öyle mi? Bilmiyor. Rahatsız ve ihtiyacın olunca Hasan'ı biliyorsun. Ama bayramlar seyran olunca bilmiyoruz. Onları hep kaydediyorum biliyor musun? Böyle manyak Hasan ama gelirseniz gösteririm listeyi. Niye biliyor musun? Adam kalkıyor, ziyaret ediyor. Orada benim birim var. Acayip bir şey. Benim bir şeyim var. Biz de insanız. O bizi etkiliyor. Niçin kaydediyorum? Ona yanlışım olmasın. Kaydediyorum, sıkıntısı olunca daha özel davranıyorum. Abi dinde özel davranmak var mı? Allah Bedir ve Uhud'a katılanların geçmiş ve gelecek günahını affetti. Hatırına. Bedir ve Uhud hatırına. Allah Resulü'nün de hatır var mı? Benim hatırıma, sahabelerime dil uzatmayın. Bak dinde hatır var. Ben de dershanenin hatırını işleyene hatırımı koyuyorum. Elbette ki seninle onu eşit yapar mıyım? Bedir'e, Uhud'a katılan var, katılmayan var. Adamın nazarında senin yaşadığının farkında bile değil. Bir de okuyayım. Ben iyi değilim, ben değersizim. Kimse beni sevmiyor gibi olumsuz çöplükler. Sanırım bu asrın insanın en büyük sorunu. Allah'ın, niye anlattım bunu bir de, şimdi benim vicdanım rahatsız etti. İnan, bununla ben yaptığım bir işlevden örnek gösteriyorum ki, size değer verene değer verin, sizi tercih edene tercih edin, vefa yapın, dostlarınızı unutmayın. Vicdanımı rahatlatmak için bir tane olay anlatacağım kısa. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında çocukken aldığı bir köle vardı, sonra şey yapmıştı, Enes miydi? Evet, Enes radıyallahu anh. Anne, he? Zeyd miydi? Zeyd. He. Ana babası izi takip ettiler, o çocuğu çalmışlardı, pazarda sattılar, en son Resulullah'a gelmişti, satın almıştı. Ama Allah Resulü yetiştirdi, bir şey yaptı falan, ondan sonra evlatlık olmaz demeyle diye ayeti geldi. Evlatlıktan da azetti, hür etti, azat etti. Yanında bulunan bir Zeyd radıyallahu anh. Anne babası izi takip ederek amcası, anne babası amcası buldular. Geldiler çarşı, ben uzatmıyorum. Allah Resulü'ne geldiler. Ya Muhammed, ey Muhammed, seni sorduk, en hayırlı bir insan sen misin? Bizim çocuk orada değil, hurmalık demiş. Çocuğumuz sende, şu. Onu kaç aldınsa bize fiyat söyle, daha fazlasını vermek için geldik. Çocuğumuzu almaya geliyoruz. Dedi ki ben alemlere rahmet olarak gönderildim. İnsan değil, ben köleliği kaldıran bir insanım. Biz parayla alıp satılan bir şey değildir. Adamlar durdular. Çocuğumuz gelir, sizi tercih ederse, ondan sonra alıp gidersiniz. Adamlar şaşırdı. Ama dedi, sonra itiraz yapmayacaksınız. Tabii diyor. Yani şu, çocuğunuz sizi tercih ederse sizin. Hiçbir şey istemiyor. Ama beni tercih ederse, anlaşma yapıyor bakın. Zorlamayacaksınız. Adam, bir tanesi annesi, bir tanesi babası, bir tanesi amcası. Ne diyecek? Herhalde elin adamını mı tercih edecek? Adamlar Müslüman değil ha. Tamam diyor, sen ne kadar hayli bir insansın demişler. Öyle metiye değer söylemişler ki daha çocuk gelmeden.
Bu teklife kim bayılmaz? Annesi der, annesi herhalde beni tercih eder. Geldi, uzatmayayım. Sordular. Sen, ben senin annem, tanıdım anne diyor. Sen babam, tanıdım. Hadi oğlum, bu adam, bu zat, senin efendin dedi ki, sizi tercih ediyorsa alın gidin dedi diyor. O diyor ki Zeyd, ey anne, ey babacığım, sizden daha hayırlısını buldum. Ben bunu bırakmam. Bir anda bir şok. Zorluyorlar, zorlayınca Allah Resulü şöyle girdi. Beni tercih edeni hiçbir şeyi tercih etmem. Bu cümleyi söylemek için anlattım. Beni tercih edeni hiçbir şeye tercih etmem. Seni tercih mi etti? Oraya git. Seni tercih etmeyene gitme oralara. Mesela gidiyorum Anadolu'ya. Hani derse birisi ısrar ediyor. Abi gel. Ötekisi daha büyük ve daha şaşalı. Daha fazla. Ama sen varlığından yokluğuna davet etmiyor. Gel. Sen gelmiş olursun. Ben ne yapıyorum? Bu hadisi alıyorum. Beni tercih edeni tercih ediyorum. Ama Allah Resulü şöyle diyor. Beni tercih edeni hiçbir şeye tercih etmem. Peki diyor. Onu anlaşmamız lazım. Gidiyorlar. Ama irtibatı devam ediyor. O zaman sizi tercih edeni tercih etti. Birinci safta. Allah'ın ben iyi değilim, bir daha alayım. Ben iyi değilim, ben değersizim, kimse beni sevmiyor gibi olumsuz çöplükler. Sanırım bu aslında insanın en büyük sorunu. Allah'ın Celle Celaluhu ona verdiği değeri unutmuş ki bu hal olmuş. Allah ona, bana kimse değer vermiyor, oysa Allah değer veriyor. Oysa ben kıymetsizim, değersizim, oysa Allah seni halife yaratmış. Allah seni tercih etmiş. İşte Allah seni tercih etmiş. Sen de Allah'ın bu tercihine karşı, hiçbir şeye karşı Allah'ı tercih etmemen gerekiyor. Yani başka bir şeyi Allah üstüne tercih yapmaman gerekiyor. Seni tercih edeni tercih et. Allah seni tercih etmiş. Ben değersizim. Neyi değersiz? Sultan-ı kainatsın. Kainatın çekirdeğisin, halifesisin. Allah'ın yeryüzünde yegane muhatabı sensin. Seni Allah seviyor, meleği Allah seviyor, melekler seviyor. Cebrail, Mikail seni alkışlıyor. Senin güzelliğini alkışlıyor yani. Mesela hiçbir diyor menfaat olmadan bir Allah için bir dostu ziyaret ederse meleği aladaki büyük melekler bile alkışlıyor diyor. Bak seni tercih ediyorlar, alkışlıyorlar. Allah'ın sana verdiği değeri unutmuşluk hali. Hala dünyadasın. Yani fırsatların olduğu, fırsatların bitmediği dünya burası. Hala yaşıyor musunuz şu anda bu sözümü dinleyenler? Hala fırsatların bitmedi. Hala fırsatların olduğu bir dünyada yaşıyorsun. Vefat edince fırsat bitti. Şu anda fırsatın elinde. Senin şu anda yaşaman var ya bir dakika. Şu bir dakika yaşama, nefes alıp vermene vefat eden kafirler var ya kabirde. Onlar için bir dakika dünyada yaşamak ne olduğunu onlara sorun. Eğer mümkün olsaydı, dönseydi, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye 10 saniye söyleyip sonsuz cehennemden kurtulup sonsuz cennete giderdi. İşte onların yalvarıp da, ki ayette öyle geçiyor, hadiste öyle geçiyor, Ya Rabbi beni bir daha dünyaya dönder deyip eline geçmeyeceği zaman hepimizde var. Beni bunu ilk düşündüğüm zaman çok etkilemişti. Çok etkilemişti Mustafa, vallahi yazdım. Milyonlarca, yani milyarlarca, 7,5 milyar var şu anda. Milyarlarca yerin altındaki insanın inleşip, ağlaşıp yalvardıkları Allah'ım bir an bizi dünyaya gönder. Ne yapacak? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah çabuk söyleyecek. Zaman bitmesin diye. Bir daha bir şey söyleyecek. Eşheden la ilahe illallah eşheden Muhammedun Resulullah çabuk söyleyecek zaman bitmesin diye. Niye bunu? Günaha kadar yansa bunu dediği için sonsuz kalmayacak. İşte onun bir dakika Allah'tan istediği ama olmayacağı, verilmeyeceği, peygamber dahi olsa bu şekilde gönderilmeyeceği zaman sende var şu anda. Şu anda sen gayet rahatla la ilahe illallah Muhammedun Resulullah sadıkul vaadi. Eşheden la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dedik elhamdülillah Allah'ım kabul et. Zaten kabul etmeyeceği bir şeyi Allah bizim ağzımıza vermezdi. Rivayet. Elhamdülillah. Onların elinde olmayıp bizim elimizde olan şu nimet. Kaçırmamak lazım.
Burası dünya, fırsatlar ülkesi. Bir daha yok. Gazali'ye göre ölünce insanlığın beşeriyeti bitecek, bir daha beşer olamayacaksın. Ben derslerimin %60'ını insanlar, hey senin ne kadar değerli Allah'ın seni sevdiğini anlatmak üzerine kurdum. Ben bütün derslerimin %60'ını sorguluyorum. Binlerce ders yaptım. Binlerce. Belki de birkaç bin yayında. Diğerle bilmiyorum. Ama bunların %60'ı şunun üzerine kurulmuş. Allah'ın nazarında sen çok değerlisin. İnsan çok kıymetlidir. Bu merkezde derslerim var benim. Olumsuz derslerim pek yok benim. Günahlarını, hatalarını söyleyeyim. Bunu yapmama, çünkü sen bunu aşabilecek kapasitede ve donanımda sahipsin. Ve nimet de şu diye. Derslerimin, ben yazmışım, demek ki ne ihtiyacım olmuş ki ben buna. Ben derslerimin %60'ını insanların, hey sen ne kadar değerli, Allah'ın seni sevdiğini anlatmak üzerine kurdum. Ben bunu Risale-i Nur kitaplarından bu dersi çıkarttım. İnsanlar olumsuzluk değil, insanların üzerinde var olan nimeti fark ettirip, özgüvenini sağlayıp haykırmasını istiyor. Ben Risale-i Nur'dan bunu aldım, bu ahlakı aldım. Yani %60 derslerim budur. Hey, hey kardeşim, hey insan! Biliyor musun sen çok değerlisin? Biliyor musun sen kainatın halifesisin? Yani yegane Allah'ın muhatabı sensin. Kainatı çekirdeği sensin. Şeceri hilkattır. İnsanın serüveni, insanın manevi haritası, ruhun haritası gibi bütün dersler insanı yüceltmek için değil. İnsanın hakikaten yüce olduğunu, büyük olduğunu göstermek istiyorum. İstedim. Burada özgüvensizlik yapma. Sen çok değerlisin. Şunu bitireyim, bir şeyim kaldı, ondan sonra keseceğim. İnsanların nereye değer vermişlerse, hep ona sahip olmak istemişsiniz, istemişizdir. Mesela, insanlar nereye değer vermiş? Ahlaksızlığa mı? Hep ona olmak istedik. Paraya mı? Paraya. Mesela, para, oysa insanların çoğunun mutsuzluğuna ve ölümüne sebep olmuş para. Yani biz insanlar hayatımızı nasıl tanzim ediyoruz? İnsanlar en çok neye değer veriyor? Biz de ona değer verdik. Mesela insanlar paraya değer verdi. Ben de tahlil ettim. Paranın insanları mutlu yaptığı miktarı Hazreti Ali'den aldım. Servetin diyor, insanı çıkardığı nispeten batırdığı adam sayısı daha çoktur. Paraya önem verdiler. Paraya baktığımız zaman oysa insanların çoğunun mutsuzluğuna ve ölümüne sebep olmuş. Para. O piyangolardan çıkanların da hepsi rezil olmuş. Hepsi! İstisna, okudum o kitabı. Piyango vuranların akıbeti diye böyle bir şey var. Koca bir kitap yani, bir 50 sayfalık bir şey. Böyle milli piyango vuranın bir tanesini siyahlı aklı muhakeme, çoğusunun %90 ailesini boşamış. %90 en sonunda intihar etmiş, kafasına sık. Allah numune göstermiş. Versen böyle olacak. Ha işte bu olacaktı. Adamın ilk işi piyangoyu para almış, karısını boşamak olmuş. Demek ona verilmemesi gerekiyor. Orada ne çıkarttım biliyor musun o kitaptan? Bazı insanların dinini yaşaması için, dinine sahiplenmesi için para lazım. Parayı alırsan dinsiz olur. Bazı insanların dinine sahiplenmesi için de parasızlık lazım. Parasızlık lazım. Eğer para verirseniz dinden çıkar. Yani insanlar farklı farklıdır, unutmayın. Bazı insanlar dinlerini, dindarlıklarını parayla koruyorlar. Bazılarında dindarlıklarını parasızlıkla koruyorlar. Değiştirirseniz alt üst olur. Ha, örnek. Allah bize öyle imtihan vermesin. Amin. Ama bu cümleyi koca bir kitaptan çıkarttım. Cümle o. İster not alın, ister almayın. Oysa insanların çoğunun mutsuzluğuna ve ölümüne sebep olmuş. İman öyle mi peki? Tahkiki imanı elde edenin hayatı imanın içine girmektir. Artık yani imanı elde edince imanı taklidir. Tahkiki iman demek içine girilen iman demektir. İçine giriyorsun imanın. Artık sen imanın içindesin. Yani
dünyadayken cenneti yaşıyorsun ama insanların çoğu bilmez. Huzur istiyoruz ama bu nedir, nasıl, nerede elde edilir sormuyoruz. Huzur istiyoruz ama huzur nedir, nerede bulunur, nerede satılır, nasıl elde edilir, nasıl korunur sormuyoruz. İtmain. Evet. Ben şeytanın vücudumuzda yoğunlaşmış negatif enerji olduğunu gördüm manada. Yani dindeki adı şeytan, bedendeki karşılığı yoğunlaşmış negatif olumsuz enerjilerin yumağıdır. O boyuta bizi açıyor, o kanalı açıyor. Nasıl ki radyo televizyonu açtığınız zaman kanalı, oradan akmalar oluyor. Onun vücuduydu. Yani şeytan denilen şey, ben size gösteriyorum, ben bizzatı gördüm. Vücudumuzdaki o enerji var ya, sıkıntı. Hani o atılamayan enerji. Onu bir gösterebilsek böyle, o enerji dışarıya çıksa, onun adı, dindeki adı şeytandır. Onun vücuduydu. Oydu. İçsel dengeyi bozan haydut enerjidir o. Haydut. Ben haydut diyorum. Yol kesici. Aklıma hakim olup oradan bana hükmetmek istiyordu o enerji. Bütün o akıl hastaları vesaire, o enerji, şeytan, cin, şuraya buraya, karaciğerine, böbreğine uğraşmaz. İlk önce merkezi işgal etmek istiyorlar. Dima. İşgal etti mi, ağzını yamultur, konuşma, pet yaparsın, huzurlu, vücuttaki salgılama bezlerine zarar verir. Kambur yapar seni, hiç olmayacak şeyi toplumda işittirir, küfür ettirir, hep bu. Bunlar, onların işi gücü dima kontrol elde etmek. Onun için haydut dedim. Aklıma hakim olup oradan bana hükmetmek istiyordu. Bak, aklımla bana hükmetmek istiyor. Gördüm ben bu adamı. O korku, sıkıntı, hastalık hissi, kalp krizi, beyin kanaması, yüksek tansiyon geçiriyorsun gibi hisleri aktif eden, işte bu negatif enerjidir. Öyle bir şey yok. Mesela kalbin üzerinde kas var. O kasları pıt 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 geriyor, bırakıyor, geriyor. Aa, kalp krizi geçiriyorum. Öyle bir şey yok. Hakikaten böyle inanınca bütün salgılanmalar değişiyor. Vehmi bir kuruntunun üzerine hakiki bir hastalık ortaya çıkıyor. Oysa kalbin üzerinde kaslar var. Kaslar da sinirlere bağlı. Sinirleri geriyor, bırakıyor, geriyor, bırakıyor. Sen de aa, kalp krizi geçiriyorum abi falan. Düşünceler, ondan sonra olumsuz düşünceler, olumsuz enerji imal ediyor. Çünkü beyin enerji imal etme atölyesidir. Makine. Doğru düşünüyorsanız pozitif enerji imal ediyor. Negatif düşünüyorsanız negatif enerji imal ediyor. Ondan sonra vücudunuza sarıyor. Artık vücuttaki o bezleri, mutluluk bezleri, hormon bezleri, organların bezleri hep o çalıştırıyor, çalıştırmıyor. Devre dışı yapıyor, devreye sokuyor, yüzde çalıştırıyor. Hep merkeze müdahale ettikten sonra. Korku aklidir. Haf kalbidir. Korku çökertir. Haf huzur verir. Hafullah'ta lezzet var. Korkuda yok. O korku, sıkıntı, hastalık hissi, kalp krizi, beyin kanaması, yüksek tansiyon geçiriyorsun gibi hisleri aktif eden de şeytan. Yani olumsuz enerji. Şeytanı beş kafalı, üç ayaklı gibi tuhaf varlık zannediyordum ben. Meğer şeytan aynı bizim gibi iki ayaklıymış. İki tane kolu var, iki tane kulağı var. Hani Peygamberimiz Aleyhisselam için diyor ya, Asr-ı Saadet'te Peygamberimize suikast yapacaklardı. İnsan suretine girerek onlara bir şey gösterdi değil mi? Her kabilede bir adam alın. Dolayısıyla her kabile bir anda çullansın. Kan davasını göze alamaz akrabası. Çünkü her kabileyi göze alamaz diyor. Şeytan vücuduna hakim olmaya çalışan ve kendini kötü hissettirmeye çalışan enerji parçacıkları veya yumağın adıdır. Yani doktorların, ya bu enerjidir, bu hücredir. Doğru arkadaşlar. Bu vücudumuzdaki enerji paketleri, yumacı ve parçacıkları, bu enerjiyi, olumsuz enerjinin bütününe şey diyoruz. Değişkense şeytandır. Sabit duruyorsa nefistir. Enerjidir. Melek ne oluyor? Melek de pozitif enerji.
Zaten meleğin lügat manası kuvvet demektir. Kuvvet enerji demektir. Ondan sonra hastalık hücresi var ya, kanserdir, tansiyondur, yani hücre. Hücrenin ustad olumsuz ruhaniyat olduğunu, o vücudun olduğunu söylüyor. 246 sözlerde. Mevvad-i şerire, ne demek mevvad-i şerire manası? Şerir maddeler ne demektir diyor. Mümessilleri ve sekeneleri olan erva-ı habise. Yani o erva-ı habise dondu, kanser hücresi oldu. Bir de onun bekçisi var. Kör olası cehalet, bunları ortaya çıkaranlara, külliyatta çıkış yolu gösteren ustadımızın erva-ı habise dediği, Kastamonu 260'ta bana halimi soranlara derim ki, nazar ve erva-ı gayri taibe beni rahatsız etti. Öyle mi diyordu? Rahatsız etti, hasta etti. O erva-ı gayri taibeyi külliyatta buluyorum, bak bundan uzak durun diyorum, oluyorum cinci. Utanmadan Allah'a cinci diyecekler de, çünkü cini yaratan Allah'tır, cin suresini gönderen Allah'tır, cinden bahseden peygamberdir ve Risale-i Nur'dur. Ondan sen de aslanla maltın onlara hakaret ediyorsun tabi estağfurullah. Ben sana çıkış yolu, kurtuluş yollarını gösteririm. Ne alakası var cinci? Allah'tan korkmuyor musun? İnanmadın aldı bana yakıştırıyorsun. Cinle ne alakası var? Kurtul ondan diyor. Hala dinlemiyorsan kapat kardeş, dinleme beni ya. Benim gibi manyağı ne dinleyecek? Çünkü sana lazım değil. Sen nankörsün. Bak ben sana diyorum ki o kalp krizi patat 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 korkuyorsun. Bu korkma diyorum. O kasları geri bırakan doktor ne der? Kalp krizi veya kaslardan kaynaklanıyor. Tamam, oraya kadar gider doktorun yetkisi, oraya kadar. Benim ise arkaya geçiyorum. O kası, yani o kası hareketlendiren, gelen, bırakan şeydir, sinirdir. Sinirlerdir. Sinirler dimağdır. Dimağa oturan o adamlar. Ondan bahsediyorum. Risaleler, kötülük mü yaptım sana? İlgili bir internet sitesinde sorularla risale, buradaki Erbah-ı Gayri Tayyibe'yi sormuşlar. Oradakiler açıklama olarak işte üstada karşı olan zındıka grubu demişler. Halimi soranlara Kastamonu 260. Nazar. Peki nazar da mı hariç birisiymiş? Nazar ve Erbah-ı Gayri Tayyibe beni rahatsız etti. Peki Kastamonu sözleri 246 ne diyeceğiz? Mevvad-i şeririnin sekenesi ve mümessili olan erva-ı habise. Sifo mu var? 700 kaçtı? 706 mıydı sözlerde? Sıkıntının kaynağı şey diyor. Safahattir. He? Safahattir. Yo, versene sözleri. Hemen nasıl var? Çabuk bir sözler var. Ver abisi. Aç. Bir derisanın adına değil mi? Yazık. Yazık, yazık, yazık. Olsun kardeş, siz de mustahaksınız. Çünkü niye? Böyle kafaya böyle şimşir tarak. Kaçtım. 706 idi. 706 idi arkadaş. Yok yok yok. Süleyman Aleyhisselam. Sağ tarafta kadınlar yuvalarına çıkmalı, ha orada 727. Ha 727. Aferin sana. Aferin. Oo, hatta kendisi böyle gurur duyuyorum sizden elhamdülillah. Aferin. Bak diyor ki memnu heykel suretler ya zulmü mutacir ya mütecessit riya veya müncemi tevestir. Ya tılsımdır. İki nokta üst üste ne demektir? İki nokta. Edebiyatı bilenler bilir. Bir şey iki nokta üst üste koyarsan onun açılımı demektir. Ya tılsımdır. Hani var ya tılsım yap, nuska yap. Tılsımdır. İki nokta üst üste. Celbeder o habis ervahları. O da mı komitedir bu? Ya tılsımdır. Yani memnu heykeller var ya Kur'an'ı men ettiği. Gölgeli ve gölgesiz. Gölgesi olan, bunu güneşe çıkarsanız gölgesi olur mu? Ha, gölgeli demek heykel demektir. Gölgesi ise fotoğraf makinesi, fotoğraf kağıdı, gölgesi yok. Kendi gölge. Ha, bunlar diyor asarsanız, heykeli dikerseniz,
Eve resim asarsanız onların gözlerine Allah Resulü cinler, elva kabisi oraya girer. Orada barınır. Oradan geçit yaparlar. Şimdi diyor ki memnu heykel suretler diyor. Piyasadaki heykeller evde ruhu olan mesela bahçede ruhu olan hayvanların heykeli. Yani hayvanların ruhu vardır, ağaçların ruhu yoktur. Ağaçların heykeli yapılabilir. Bunun plastiği olabilir. Çünkü bu zihayattır, zirruh değildir. Ceylanın ruhu vardır. Balığın ruhu vardır. Hayvanların ruhu vardır. Ağaçların ruhu yoktur. Hani ruhu olan her heykel ve resimde memnu heykel, suretler ya zulmü mutacir. Yani ne demek mutacir? Taşlaşmış zulüm ya mutecessit riya ya müncemi tevestir. Tamam topluyor. Ya tılsımdır. Yani şu heykel şeyler sana tılsım yapılıyor. Yani o heykel veya evdeki resimler uydudan baz istasyonuna, baz istasyonuna telefonla sana geliyor. Ha, o zaman o baz istasyonu uyduyla senin aranda bağladığı gibi bu tılsım yani evde asılan resimler ve evde olan heykeller alemi gaybta öteleri bize geçiş yapan, bize gelmelerine sebep olan koridor oluyor. Usta diyor ki ya tılsımdır. Ne demek? Sırm oluyor tılsım. Evet. Tılsım şu. İki nokta üst üste. Mesela desem ki mahiyet insani birdir. Veya Bismillah her şeyin başıdır. Abi ne demek? O zaman iki nokta üst üste koyun bakalım. Bismillah ne demek? İki nokta üst üste. Anladınız mı? İki nokta üst üste ne demektir anlatıyorum. Bismillah iki nokta üst üste yaz. Allah'ın ismi mesela. İki nokta üst üste demek şimdi açıklayacağım demektir. Ha, ya tılsımdır iki nokta üst üste. Celbeder o habis erbahları. Hasan abi bir kanun ilahi gereği o suret var ise ya Allah Teala tarafından melaike müvekkel olarak bir ervah-ı aliye yani bir ruh konur ya da boş kalmaz ervah-ı habise mi gelir? O. Ya mesela yok mesela gübrenin müvekkel melaikesi yoktur. Gübrenin müvekkeli ervah habisedir. Çünkü şey diyor revai taybe ervah taybeyi sever. Revai habise revai habiseyi sever. Yani kötü ruhlar kötü kokudadır. İyi ruhlar iyi kokudadır. Yani gübre ve insan bak insanın fıtratını bozan ne alakası var işte komiteye? Adamlar da iftira yapıyorsun. Bak, 246 sözlerden söylüyorum. İnsanın fıtratını bozan, yanlış yollara sevk eden evra habisenin sekinesi ve mümessil olan mevad-i şeriye. Tabi bak. İnsanı yerinden okuyayım. Çok tekrar edince tekerleme oldu. 246. Ulan ben kitaptan naklediyorum. Beni uçuracaklar, tamam yiyecekler. Nereden bunları söylüyor diye. Ya ben uydursam ne yaparlar? Demek ki beni toz atom haline getirirler. Diyor ki bak. O nevin istidadını bozan ve yanlış yollara sevk eden mevad-i şerire ile onların mümessilleri ve sekene-i habiseleri o nevin tarik-i kemalatına ne büyük bir engel, ne müthiş bir düşman teşkil ettiğini ihtar eder. Kur'an-ı mucizül beyan, peki buna ne yapacağız? Çareyi de söylüyor. Komite öyle değil ki. 258'de bak ne diyor. Bunlara ne yapacağız? Bunlardan kurtulmanın yolu diyor. Bazen kendine envat namını veren cinleri ve şeytanları ve erva-ı habiseye, bak erva-ı habiseye musakhar ve maskar olup oyuncak olmak değil. Belki tılsımat-ı Kur'ani ile onları tesir etmektir, şerlerine kurtulmaktır. Erva-ı habise burada da söylüyor. Peki, bunu nerede, nasıl kurtulacağız? 256'da da şey diyor. Kur'an, huruf-u mukatta'yı okuyarak, öfleyerek. Öfleyin diyor. Mustafa, öyle baktın da o cümleyi de okuyayım madem diyorsun. Abisini şey yapacaklar sana diye. Ben alıştım kardeşim, kaşarlıyım artık. Bana vura. Bununla beraber 200 kaç demiştim? 56 demiştim. Dur, 256
Yok. 255. Özür dilerim. Bak okuyorum. Ölmüş gibi hastalar dahil. Bu adamlar duymasın. Böyle çeksinler. Diyesim geliyor ama gene neyiz? Yani böyle bunu kabul etmeyenler. Ölmüş gibi hastalar dahil onun nefesiyle ve ilacıyla şifa buluyor. Sen de benim eczane-i hikmetimden her derdine deva bulabilirsin. Çalış bul. Elbette ararsan bulursun. İşte beşerin tıp cihetindeki şimdiki terakkiyatından çok ilerideki hududunu şu ayet çiziyor ve ona işaret ve teşvik ediyor. Bir de teşvik ediyor. Peki kim bu? O nefesi kimin nefesi tesellidir? Bak yukarıda söylüyor. Her dert ne olursa olsun dermanı mümkündür. Arayınız bulunuz. Hatta ölüme de muvakkat bir hayat ve rengi vermek mümkündür. Kim yapacak bunu? Cenab-ı Hak şu ayetin lisan işaretiyle manen diyor ki, ey insan, benim için dünyayı terk eden bir abdime, İsa aleyhisselam ve ona benzeyen, ey insan, burada İsa demiyor, kim olacağı, kim bu sıfatın altına giriyorsa, onun nefesi tesirlidir. Ey insan, ilmi demiyor, nefesi. Ey insan, benim için dünyayı terk eden bir abdime iki hediye verdim. Sen mi Allah için hayatını verdin? Allah da hediye koymuş senin hayatın içine, sana vermiş. İki hediye vermiş. Biri manevi dertlerin dermanı, biri de manevi dertlerin ilacı. İşte ölmüş kalpler nur hidayetle diriliyor. Bu bir tanesi. Manevi. Ölmüş, zındık, kafir, inkarcı. Bir ders yapıyor Mustafa. Adam of be ya. İmana kavuşuyor. İman ediyor. Tamam. Bu manevidir. Ölmüş kalpleri nur hidayetle diriliyor. İkincisi, ölmüş gibi hastalar dahi onun nefesiyle ve ilacıyla şifa buluyor. Nefesiyle. Abi teşbihdir. Lan ne teşbihi? Burada teşbihden bahsetmiyor. Konu o değil. Sen de benim eczane-i hikmetimden her derdine deva bulabilirsin. Çalış. Elbette ararsan bulursun. Düşman olursan hiç zaten bulamazsın. İşte beşerin tıp cihetini, beşer izah edemez. O hastalıkları tanımlayamaz. Çözümü yok. İşte beşerin tıp cihetindeki şimdiki terakkiyatından çok ilerideki hududunu şu ayet çiziyor ve ona işaret ediyor, teşvik ediyor. Bir tanesi internette yazıyı bana getirdi. Haydarpaşa Gata. Gata'da psikiyatri bölümde profesör. Asker ha, inkarcı. İster kabul edin, ister etmeyin diyor. Bana gelen hastalara, hocalara gönderiyorum. 30 kişiden dedi, ne diyor? 30 kişiden 28 mi düzeldi geldi bana dedi. İster kabul edelim, ben de etmiyordum dedi. İster edin, ister etmeyin ama bunların çaresi hocalardır. Gata ya profesörü girin, Gata da hoca. Profesörün beyanatı diye Google'a yazayım. Google'a bilhassa sana söyleyeyim. Her şeyi göstereyim. İster kabul et, ister etme kardeş. Senin zorla bunları kafana sokacak halimiz yok. Kimseyi zorla faydalandırmayacağız. Biz ihtiyacı olanlara. Nerede yapıyoruz? Sari ifadelerle yürüyor. Ben evini çevirmem. Tamam. O kadar değil. Mesela latif nükteler 31, 32, 33. Bak huruf-u mukatta diyor. Maddi ilaçlardan 1000 derece daha ziyadedir diyor. Bağırla 66'da ne diyor? Diyor ki ey bahtiyar doktor diyor. Maddi ilaçlardan 1000 derece daha faydalı ve nafi diyor. Bir müzmin bir hastaya senin o teselli verici sözlerin diyor değil mi? Öyle mi diyordu? Ha o adama böyle bir harika bir teselli versen 1000 hasiyetli ilaçtan daha tesir ediyor. Kur'an olsa ne olur? Tamam. Peki burada şey yapıyorum. Allah hidayetten ayırmasın. Hakka hak bilip hakka yapışmayın. Batılı batıl bilip batıldan uzaklaşanlardan eylesin. Vahır davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temassalat.